Siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımız, Şile Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ek operasyon hizmet noktamızın açılış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, konuşmalarını yapmak üzere sokaktaki can dostlarımızı her zaman yanında olan, destekçisi olan Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'yı arz ederim. Evet, güneş de var. Sizi çok fazla güneşin altında tutmamak adına şöyle hızlı bir giriş yapıp ondan sonra inşallah açılışımızı gerçekleştirelim. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Göreve ilk geldiğimiz günden beri derneklerimizle, gönüllerimizle bir araya geldiğimizde verdiğimiz sözler vardı. Bizden talepleri vardı. Biz de bu talepleri en kısa zamanda yerine getirebilmek adına söz vermiştik. Yaklaşık Recep burada, Veteriner Hizmetleri Müdürümüz. Yaklaşık 26 kalem. Neredesin Recep? Değil mi? 26 maddeydi herhalde. 24 madde miydi? 24 madde. Bir talep vardı. Bu talebin içerisinde hemen hemen hepsini gerçekleştirdik. Sadece bir tanesi kalmıştı. Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi adına. Özellikle o eksik kalan dilimiydi. Bugün de nasipse inşallah onu tamamlıyoruz. Burada arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla biraz sonra gezeceğiz. Gezenlerimiz görmüştü. Gerçekten çok güzel bir alanı, operasyon merkezini inşallah açmış olacağız. Yani iddia ediyoruz bu konuda heyecanımız şundan ötürüdür. Her fırsatta ifade ettiğim gibi yaradılanı seviyoruz, yaradandan ötürü dedik. Gerçekten bu işi gönüllülük esasıyla yapıyoruz, inanarak yapıyoruz, severek yapıyoruz. Elbette eksiklikler olacaktır, kusurlar olacaktır. Yani insanız en nihayetinde, bunlar tabiatımızın gereği. Ama inanın, samimiyetle söylüyorum, burada bulunan bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle, büyük bir samimiyetle işini iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Ben de mümkün olunca, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Özellikle geldiğimizde, mesela bugün buranın hazırlanışında arkadaşlarımızın gece yarısına kadar çok güzel, heyecanlı bir koşturmaları vardı. Ufak tefek eksiklikleri var, onları da önümüzdeki günlerde tamamlayacaklar. O da peyzajla, diğer etrafıyla ilgili vesairesiyle ilgili. Ben bu açılacak olan operasyon merkeziyle ilgili birkaç bilgiyi de vermek istiyorum. Teknik bilgiler bunlar. 300 metrekare kullanım alanına sahip bir mekan. Hastalıkların tedavisi ve post operatör dönem bakımı için 6 ayrı kedi bölümünü bünyemize kattık. Merkezimizde ameliyathane, yumuşak doku ve basit tedavi odası, muayenehane, yavru ve anne kedi odası,
Osteosentez post operasyon odası, viral ve bakteriyel hastalıklar odası bunlar. Bunlar biraz teknik veriler ama paylaşma zarureti asıl. Son teknolojiye sahip hastanelerde kullanılan bir üst modeli olmayan dijital röntgen cihazımızda merkezimizin bünyesinde hizmet verecek. Biraz sonra bunları beraber birlikte ziyaret edeceğiz. Yine ifade ediyorum. En son teknoloji bir üst modeli yok ve olanı da burada. Son teknoloji cihazlarla donatılmış osteosentez ve diğer operasyonlar için modern bir operasyon odası kuruldu. Bir adet hemogram cihazı, kan sayım cihazı, bir adet biyokimya cihazı, kan analiz cihazı, bir adet idrar analiz cihazı, bir adet son teknolojiye sahip mikroorganizmaları, parazit akarları detaylı inceleyip hastalık teşhislerinde yol gösteren teknolojik mikroskop, bir adet yoğun bakım ünitesi daha dahil edilmiş olup toplamda 3 yoğun bakım ünitesiyle veterinerlik hizmetleriyle kaliteyi arttırıyoruz. Riskli sterilizasyonlardan vazgeçip daha teknolojik ve daha güvenilir olan otoklav sterilizasyon cihazını bünyemize katmış bulunuyoruz. Köpeklerin osteosentez operasyonundan sonra post operatif bakım için 10 köpeklik post operatif ünitesini bünyemize kattık. Bütün bunlar hayırlı olsun. Kediler için hasta ünitelerimizi 120'den 250 üniteye çıkarttık. Kedilerimiz için bir adet ev ortamı sağlayan kedi odasında yenilikçi bir hizmet olarak bugün kullanıma açıyoruz. Hayvanlarımızın refahı için hastanelerde kullanılan 24 saat otomatik çalışan sıcak soğuk hava akışını sağlayan sterilizasyon odasında sisteminde kurmuş bulunuyoruz. Bu da hayırlı olsun. Yani işin bu teknik tarafları, gönüllülerimiz burada, derneklerimiz burada, hayvanseverlerimiz burada, dostlarımız burada, herkes burada. Gerçekten ifade ettiğim gibi bunu inanarak ve isteyerek yapıyoruz. Yani hiçbir canlının zarar görmesini arzu etmiyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, imkanlarımız el verdiğince bütün bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Samimiyiz, iyiyetli bakılmasını bu tarafından özellikle önemsiyoruz. Eksiklerimiz vardır. Gelen derneklerimizle ve gönüllerimizle daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizim göremediklerimiz varsa lütfen bizlerle paylaşın. Aynı niyet çerçevesinde. Yani bunun siyaseti değil. Bunu Allah rızası için yapıyoruz. Yani bu dilsiz canlıların yanında olabilmek adına, onlarla bir arada olabilmek adına, onları kollayıp koruyabilmek adına gerçekten arkadaşlarımızla ciddi ve özverili bir şekilde bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Ve bir çalışmamız daha paylaşım. Ava'ya da ek hizmet kliniği kararı almıştık. Bunun sözünü vermiştik. Bu da hayırlı olsun. Bunları da yerine getiriyoruz. Mesela 2023 faaliyetleri arasında bazı başlıkları da paylaşmak istiyorum. 3865 kısırlaştırma, 4585 operasyon, 8915 aşılama, 11772 tedavi, 344 sahiplendirme, 38 ton mama ile besleme ve ilçe tarım müdürümüz de burada. İlçe tarım müdürümüzle beraber yapılan bir protokol kapsamında da 125.000 doz aşılamayı gerçekleştirdik. Bütün bunların hepsini ifade ettiğim gibi samimi bir şekilde ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Yani sizler yeter ki bizimle beraber birlik içerisinde olursanız, biz de dediğim gibi yani her şeyin en iyisini bilen değiliz ama iyi bilen arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Bu arkadaşlarımız samimi, işini bilen, gayretli ve çalışkan arkadaşlarımız. Burada gördüğünüz gibi ben biraz önce içeriye girdiğimde gönüllerle, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle görüştüğümüzde güzel şeyler duydum. Bunlar bizi mutlu ediyor ve aynı zamanda motive ediyor. Buna da ihtiyacımız var. Yani bu biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz buradaki ünite, yani şöyle ifade edeyim, 4 milyon liraya yakın bir maliyeti var. 4 milyon liraya geçen, 5 milyon liraya yaklaşan bir maliyeti var. Bunlar böylesine kıymetli zaman dilimi içerisinde bizim de inanarak ve isteyerek yaptığımız yatırımlar ve daha iyilerini yapmak adına, daha güzellerini yapmak adına kararlıyız. Bu konuda gayret edeceğiz. Sizin de destek ve dualarınızla. Şimdiden hayırlı olsun. Çok fazla sizi de tutmak istemiyorum. Güneş var. Programlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Meraklıyız. Bakacağız, göreceğiz, yerinde inceleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Buradan bütün çalışma arkadaşlarım huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onlara da kuvvetli bir alkış diliyorum lütfen. Ve burada ifade ettiğimiz Müşire Belediyesi Veterinerciler Müdürlüğümüze bağlı ek operasyon merkezimiz
Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizleri bırakmıyorum efendim. Bu arada farkındalık için yeni bir kitap serisiyle bizlerle beraber olan çok kıymetli yazarımız Arzu Uçar'ı alkışlarla buraya dağıtıyoruz ve birazdan da imza günüyle değerli yazarımız bizlerle beraber olacaklar. Evet, tekrar güçlü bir alkışa Arzu Uçar'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli yazarımıza, ödüllü yazarımıza. Bizlerle beraber olduğu için efendim. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben Araların Dişleri Yoktur'u yazarken çocukların hayvan dostlarıyla ve diğer kendileri gibi görünmeyen, kendileri gibi konuşmayan, kendileri gibi düşünmeyen diğer insanlarla, diğer çocuklarla barış, mutluluk, uyum ve anlayış içinde yaşayabilecekleri bir dünya hayali kurdu. Umarım bu kitapla birlikte bu bilincin birazında olsa çocuklara geçirmeyi başarabiliriz. Ayrıca şundan dolayı da çok mutluyum. Arıların Dişleri Yoktur'un kitap telif gelirleri sokak hayvanlarına gidiyor. O yüzden de bundan dolayı da çok mutluyum. Burada yaptığı işler için Şile Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ndeki çalışan arkadaşlara emekleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum hepinizle. Evet, güçlü bir alkış alalım. Gerçekten sokaktaki dostlarımız için çalışan bir belediye başkanımız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, Arkadaş Canlı Hakları Derneği yönetimi komple burada ve Sayın Başkanımıza çiçek takdiminde bulunuyorlar efendim. Çiçeğimiz daha vardı. Recep Bey'in. Evet, çok kıymetli konuklarımız. Bu arada biliyorsunuz kedi evi boyama atölyemiz var hemen. Birazdan çok kıymetli ödüllü yazarımız Arzu Uçar hanımefendi imza günüyle sizlerle beraber olacaklar. Recep Bey'i de alalım hemen. Veteriner İşler Müdürümüz Recep Bey'i davet ediyoruz hemen. Fotoğraf karşısında kendiler. Buyurun efendim. Evet, bu arada kedi evimiz tabii devam edecek. Çocuklarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. Ve sizlerle beraber birazdan hemen ödülden sonra, teşekkür çiçeğinden sonra açılışımız için ek operasyon merkezimizi hep beraber açılışını gerçekleştirelim diyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim efendim. Evet, arkadaş Canlı Hakları Derneği'ne güçlü bir Şile'mize tekrardan hayırlı olsun. Şimdi bu açılışı hep beraber yapalım. Sadece biz açılışı yapalım. Sayın Mustafa Bıçak, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı'nı bekliyoruz efendim. Büyükbirlik Partisi İlçe Başkanı'nı Sayın Birkan Ege'yi bekliyoruz efendim. Evet, hayırlı olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilçemizi, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber ziyaret edelim. İsterseniz. Burası hem bizim operasyon merkezimiz hem de sadece kedilere hizmet verecek bölümümüz var. İki bölümden oluşuyor. Bir tanesi operasyon merkezimiz, ameliyathanemiz, röntgen odamız ve köpeklerin padokları bulunduğu, osteosentezisi yapılan köpeklerin padokları bulunduğu bir bölüm. Arka tarafta da sadece kedilere özgü, hem onlara ev ortamı sağlayabildiğimiz, refah seviyesi yüksek bir şekilde, kaliteli mamalarla beslediğimiz, viral, bakteriyel ve osteosentez uygulayan kedileri ayrı ayrı koyabileceğimiz bölümlerimiz var. Hep beraber buyurun gezelim. Başkanım, girişlerden sağda bulunan burası iki kişinin aynı anda çalışıp operasyonlarını yapabileceği üst düzey cihazlarla dolu. Burada hem laboratuvar ortamı sağladık hem de operasyonlarımızı yaptığımız yer. Bir tane yoğun bakımımız var. Acil durumlar dahil oralarımızı koymak için. Bu lambaların, operasyon lambalarının detaylı bilgisi ben Ethem Bey'e bırakayım başkanım. Yani o teknik olarak daha detaylı bilgiler verebilir. Operasyon lambası devlet hastanelerinde kullandığımız lambayla birebir aynı özelliklidir. Teknolojinin son gelişleri LED teknolojisiyle üretilmiştir. 160 bin lüks lamba derisi. Toplamda 320 bin lüks ışık şirketi vardır.
Işık şiddeti istediğimiz gibi ayarlanabilir. Lamba her pozisyonda operasyonu gerçekleştirebilir. Çift, burası çift başlıklı lambayı tercih etmiştir. İki operasyonu aynı anda gerçekleştirmek mümkün olmuştur. Bu da şu anda teknolojinin geldiği en üst düzeyli bir lambadır. Burayı tercih etmiştir. Bu lambayı tercih etmişlerdir. Yine hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Orada kan analiz cihazı, hemogram, büyük kimya cihazı, yani burada bir insanın gidip hastaneye baktırabileceği bütün sonuçları, tetkikleri yapabilecek düzeydeyiz. Hayırlı uğurlu olsun başkanım, sayenizde. Bak sezdiriyor kendini, görüyor musun? Bulunduğu birinde bulunan hastalık diğerine bulaşmasın diye. Bu sağ tarafımızda gördüğünüz yerde hem osteosentez yaptığımız pilleri koyduğumuz bölümümüz şu taşımaya önem veriyoruz başkanım. Buradan bundan tekrar bir gerekli kalalım. Başkan böyle. Bunu vermek istiyorum. Burada belki duyduğu düşünce...